Merhaba, uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bayağıdır video çekmiyorum. O yüzden tekrar başlayalım. Bugün size yaprak yapmayı göstereceğim. İnşallah faydalı olur. Hadi başlayalım. Önce 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatıyorum. Halkam oluştu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Deliğe batıyorum. Bu arada ipimi de kaybederek, yani tutarak üzerinden örerek devam edeceğim. İkili trabzan yapıyorum. Yani 2 kere doluyorum. 1 2 Başını doluyorum. 3 kere dolacağım. 1 2 3. Bundan 6 tane yapmış olacağım. Batıyorum. 1 de bu. 3 kere de alıyorum yine. 2. 3 kere de alıyorum. 3. Mümkünse uzun uzun bacaklarını birleştirin. Çünkü kalbe benzer bir yaprak olacak. O yüzden mümkün olduğunca bacakları uzun çekmeye çalışın. Elinizi küçültmeyin. 4. 5 6 6.'yı da yaptım. Şöyle. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Şu tepede böyle bir pıtırcık olacak. Bir tane daha çekeyim, 4 olsun. Belirgin olsun. Şu tepesine batıyorum. Hemen son yaptığımın içinden geçirdim. Şöyle bakın. Başını yine doladım. Aynı yere batıyorum. Yine 3 kere de alıyorum. Ve bundan yine 6 tane yapacağım. 1. Aynı işlemin tersini yapıyorum hep. 2. 3. 4. 5. Ve sonuncusu 6. Başını doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani 2 kere de alıyorum. 1 2 Burada kapatmak için 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Deliğe batıyorum başını dolamadan ve bir seferde alıyorum. Burayı sıkılamak için bir tane zincir çekiyorum. Yaprağımız tamamlanmış oluyor. Dikme payı bırakıyorum. Sıkılıyorum. Bu ilk yaprağımız. Hazır. Şuradan ipimi de kaybedeyim. Bunu böyle bırakıyoruz. Şimdi başka bir yaprağa geçelim. On üç tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İlmek kaydırma yöntemiyle başa kadar geliyorum. Yani şöyle. Zincire battım. İçinden geçirdim. Ve ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. İlk her zaman zor oluyor. Dikkatli kullandığımız için sıkıntı oluyor. Daha sonra diğerleri daha kolay olacak. Örme yere verdiğim için benden de kaynaklanıyor olabilir. Şöyle. İkincisine batıyorum. İçinden geçiriyorum. İlkinin içinden geçiriyorum. Batıyorum. İçinden geçiriyorum. Batıyorum. Başında olamıyorum. Sadece içinden geçiriyorum. Aldığım ilmeği tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum.
Başa kadar böyle yapacağım. Boyutunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Orantılama tamamen size kalmış. İlmeğin içinden geçiriyorum. Ve ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bakın. Burada böyle yaprağın ortasındaki bu damar gibi bir şey oluştu. Şimdi bu tarafa dönüyorum. Şuraya ilk zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Yani ikisini birlikte alıyorum. Başını doluyorum. Yalancı sık iğne yapacağım. İkinci iğne ikinciye batıyorum. Battım. Başını doladım. Hepsini birlikte alıyorum. Başını doluyorum. Batıyorum. Ve iki kere de alıyorum. Başını doluyorum. Batıyorum. İki kere de alıyorum. Başını doladım. Battım. Üç kere de alıyorum. Bunları üç kere de alıyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Başını doladım. Batıyorum. İki kere de alıyorum. Başını doladım. Batıyorum. İki kere de alıyorum. Başını doluyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Başını dolamadan son zincirime batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Başlangıçlar her zaman zor oluyor. Maalesef. Ama yapması çok zevkli. Bir tane sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Yanındakine batıyorum. Yalancı sık iğne yaptım. Başını doladım. Yanındakine batıyorum. İki kere de alıyorum. Başını doluyorum. Ve iki kere doluyorum. Başını doladım. Yanındakine batıyorum. Üç kere de alıyorum. Diğer tarafın tersi işlemini yapıyorum. Başını doluyorum. Batıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Battım. Bir tane yarım trabzan ya da yalancı sık iğne yapıyorum. Başını dolamadan son zincirime batıyorum. Ve tek seferde alıyorum. Burayı kapatmak için hemen şu baş taraftaki ilmeğe batıyorum. İçinden geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yaprağımız tamamlanmış oldu. Bakın. Yine dikme payı bırakıyorum. Bu da ikinci yaprağımız. Bir tane de konuğumuz var. Sinek arkadaş. Şöyle göstereyim. Bu da ikinci yaprağımız.
tane de yeşille yapalım. Aynı şekilde bir tane daha yaprak göstermek istiyorum. 14 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Birinci değil, ikinciye batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yani hepsini birlikte alıyorum. Başını doluyorum. İki tane kil trabzan yapıyorum. Yani iki kere de alıyorum. Şimdi üçlü trabzanlara başlayalım. Bir. İki. Üç. Dört. Bir tane daha yapıyorum. Beş. Şimdi batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani iki kere de alıyorum. Batıyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Yani yarım trabzan. Batıyorum. Hepsini birlikte alıyorum yani. Başını dolamadan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tek seferde alıyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafa geçerken bu başa ben iki tane sık iğne yapıyorum. Güzel dursun diye orta göbeği yaptım. Dönüyorum. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Batıyorum. Bu arada ipini de kaybederek gidiyorum. Bir tane tek trabzan yapıyorum. Batıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Batıyorum. Üçlü trabzanları başlıyorum. Bir. Üç. Dört. Ve beş. Şimdi batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İki tane. Batıyorum. Tek trabzan yapıyorum. Batıyorum. Ve de sık iğne yapıyorum. Bu da diğer yaprağımız. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada ipimizi sabitleyip de kullanabilirsiniz. Bir de bunun bir diğer versiyonu var. Onu da göstermek istiyorum bunun üzerinden. Bunu da dediğim gibi bunu da kullanabilirsiniz. Ama isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle çeviriyorum diğer tarafa. Şöyle. Şurada deliklerim var bakın ortadan. Şimdi batıyorum buna. İçinden geçiriyorum. Ve kaydırma yöntemiyle içinden geçiriyorum. Yandakine batıyorum. Alttan ipliğimi alıyorum. Kaydırma yöntemiyle içinden geçiriyorum. Tüm deliklere aynı şekilde gelecek şekilde batıyorum. Yukarı çıkınca ilmeğimi içine geçiriyorum. Bakın. Göstermek istiyorum şöyle. Batıyorum. Buradaki deliğe arkadan ipimi aldım, çektim. Öndeki ilmeğin içinden geçiriyorum. Batıyorum. Arkadan ipimi alıyorum. Öndeki ilmeğin içinden geçiriyorum. Tüm deliklere aynı işlemi yapıyorum. Batıyorum ve ipliğin içinden geçiriyorum. Batıyorum. İçinden geçiriyorum. Başa gelene kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Şurada sonuncusunu da yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Sabitliyorum. Ve dikiş payı bırakıyorum.
Bir modelden iki tane çıkmış oldu. Şimdi bu yaprakları yaptık. Neyde kullanacağız? Bu yaprakları çantanızı süsleyebilirsiniz. Beyaz bir tişörtün üstüne istediğiniz her renkte yapıp üstüne dikebilirsiniz. Şapkanızı süsleyebilirsiniz. Ayakkabılarınızı süsleyebilirsiniz. Ne bileyim, bundan daha küçük bir gül yapıp kırlentlerinizin üzerine dikebilirsiniz. Ya tamamen hayal gücü size kalmış. Ben birkaç tane göstermek istedim bildiğim kadarıyla. Umarım beğenirsiniz. Umarım yarayışlı olur. Yaparsanız sevinirim. Uzun bir zaman oldu görüşmeyeli. Video çekmeyi de unutmuşum. Kusura bakmayın. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere.